Amerika'nın Ortodoks Yunan Başepiskoposu Elfidophorus, Palm Beach, Florida'da düzenlenen 29. Liderlik Konferansı'nın açılışında herkesi heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Başepiskopos Elfidophorus, Ortodoks Kilisesi'nde evlenen herkesin Ortodoks olup olmadığına bakılmaksızın komünyon alabileceğini belirtti. Amerika'nın Ortodoks Yunan Başepiskoposu Elfidophorus, Palm Beach, Florida'daki Breakers Resort'ta düzenlenen 29. Liderlik 100 Konferansı'nın açılışında herkese heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Yunan Ortodoks Başepiskoposluk, ulusal hizmetleri ve Helenizmi desteklemek amacıyla kurulan Başepiskopos Lakovos Liderlik 100 Fonu'nun düzenlediği konferansta onlarca katılımcının önünde Amerika Birleşik Devletleri Başepiskoposu Elfidophorus, Ortodoks Kilisesi'nde evlenen herkesin Ortodoks olup olmadığına bakılmaksızın komünyondan alabileceğini belirtti. Ortodoks Kilisesi'nde sadece vaftiz olanların veya kutsal yağ sürülen kişilerin komünyondan alabileceği öğretilirken, Başepiskopos'un açıklamaları birçok kişiyi üzdü. Yeni açıklamasıyla geçtiğimiz Ekim ayında, Episkoposluk Konseyi'nde ele aldığı karışık evlilikler konusundaki düşüncelerini de açıkça beyan etmiş oldu. Başepiskopos Elfidophorus, eşlerden birinin Ortodoks olmadığı evlilikleri karışık evlilikler olarak tanımlamak yerine mucize evlilik olarak adlandırmak daha iyi olmaz mı? Bu evlilikler imana giden ana yoldur. Başepiskopos konuşmasını, imana dayanan her evlilik mucize evliliktir. Tanrı sevgisinin bir mucizesi ve şükranla kutlanacak bir gizemdir sözleriyle sürdürdü. İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi, eşleri ölen veya onları terk eden rahiplerin yeniden evlenmelerine izin veren açıklamada bulunmuştu. Ekim ayında Amerika'nın Yunan Başepiskoposluk Kutsal Episkopozluk Meclisi, 3 din adamının yeniden evlenmesine izin verilmesi için İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne dilekçe verdiğini açıkladı.